Hoş geldiniz. Bugünkü konu gerçekten çok can sıkıcı. Başkaları adına utanmak neymiş göreceğiz birlikte. Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ve diğer bütün o klişe laflar. Eğer kanala ilk defa denk geldiyseniz şöyle bir takılın bakalım, belki hoşunuza giden bazı videolar olur. Bu kanalda genellikle aklıma esenleri konuşuyorum ama bir de Lilo TV var. Orada da sadece magazin konuşuyoruz hep birlikte. Hangisi hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Instagram yok, kafanıza göre takılın. Bugün dünyanın dört bir yanında görenlerin suratını şu şekle sokan bir mevzudan konuşacağız. O da Pick me girl mevzusu. Pick me kızları denince aklınıza bir şey gelmiyor olabilir. O zaman size şu Şahan Gökbakar'ın çok meşhur lafından bahsedeyim biraz. Beni seç, beni seç. Beni seç, beni seç. Beni seç kızları. Peki bu beni seç kızları nedir? Neden bu kadar konu oluyor internete? Gelin birlikte bakalım. Bilenler bilir, internette kendini övmek için başkalarıyla sürekli sidik yarıştıranlar, sürekli öne geçmeye çalışan insanlar çok fazla. Kadın erkek fark etmez. Hepsi sürekli kendi yeteneklerini, kendi meziyetlerini övme derdinde oluyorlar. Ve bunu yaparken de bazıları başkalarını ezme yoluna gidiyor. Nasıl ki geçen haftalarda konuştuğumuz gibi erkeklerde alfa, beta, sigma diye bir ayrım oluşturup birbirlerinin üstüne nasıl çıkmaya çalıştıklarını konuşmuştuk. Kadınlar da kendi arasında sürekli bir yarış halinde bu konuda. Kendini sürekli bir diğerlerinden farklı gösterme ihtiyacı var bazılarında. Pick me girl veya kısaca beni seç kızı. Sürekli kendilerini diğer kadınlarla kıyaslayıp aslında ne kadar mükemmel insanlar olduklarını gösterme derdinde oluyorlar genellikle. Kendilerini birilerine beğendirmeye çalışıyorlar. Ama bunu yaparken de kendilerini birilerine beğendirmeye çalıştıklarının farkında değilmiş gibi davranıyorlar. Ben senin bildiğin kızlardan değilim konuşması da bunun temeli oluyor hatta. İşte şimdi bunu almışlar, bir level daha büyütmüşler ve insanların karşısına beni seç kızı olarak koymuşlar. Süslü sözlükte biz buna montre istiyoruz. Bilenler bilir. Mutlaka yoruma yazın. Bu hanım kızlar genellikle hiç alakası olmayan iki farklı konuyu alıp birbiriyle çarpıştırıp bir kıyaslama oluşturup kendilerini üste çıkarma derdinde oluyorlar. Gelin bakalım örnekler neler. You think flexing your new girl is supposed to make me feel threatened? Oh honey, you're really funny. I have a 3.5 in weighted GPA and a 4.2 weighted GPA. I'm planning to be a vet when I'm older. I play sports, I sing, I dance, I draw, I paint. Let's see, I'm also a gamer girl. I volunteer in church whenever I could and I don't have to get naked to get a guy. Abla hızını alamadı resmen. Bir erkeğin evi birlikte olduğu kadının yansımasıdır. Ew. Bizi eşleri yapacak erkekleri, bizi tek başımıza çocuk büyütecek erkekler için reddettik. Erkekler kötü değil, bizim erkek zevkimiz kötü. Sevgili erkekler, özür dileriz. Tebrik ederim. Çok mükemmel bir kadın oldun, çıkışta sertifikanı alabilirsin. Bir kadın olarak kaç yaşında olursa olsun eşin senin ilk çocuğundur. Erkekler bebekler gibidir ve bir erkekle başa çıkmak ve onun kalbini çalmak için bir anne kalbi gerekir. Kocişin senin pratik yapabileceğin ilk çocuğun ve eğer bu konuda başarılı olursan annelik ve evlilikte acılı zamanlarda bile mutlu olursun. Bu kişilerde var olan bir içselleştirilmiş cinsiyetçilik var ne yazık ki. Kendi değerlerini başkalarınkiyle kıyaslayarak bir erkek tarafından seçilmeyi bekliyorlar bunlar. Erkekler tarafından ne kadar tercih edildikleri onlar için önemli oluyor. Ve bu durumun ne kadar kötü olduğunun farkında bile değiller. Aynı alfa, beta bilmem ne diye kendini ayıran erkekler gibi veya da red pillciler gibi bunlar da sürekli olarak kendilerine seks yapabilecekleri birisini arıyorlar ve bunun üzerinden kendilerine bir karakter geliştiriyorlar. Bu amaçla da hem cinslerini ve süre gelen eşitsizlik davalarını da işin içine katıyorlar. Kızlar etrafında takılmaktan nefret ediyorum. Hepsi çok dram yaratıyor. Feministler yüzünden kendime kadın demeyi utanıyorum. Ama merak etme, feministler sen kendine kadın demeyi utansan da senin haklarını savunmak için ellerinden geleni yapıyorlar yine de. Bu sürekli kızlarla anlaşamıyorum, kız arkadaşım yok, hep erkeklerle daha iyi anlaşıyorum muhabbeti de biraz buna dayanıyor. Kadın erkek ayırt etmek sizin arkadaşın olması farklı bir şey ama sürekli gidip erkeklerle konuşup kadınları aşağılamak ve bunu gelip herkese anlatmak bambaşka bir şey. Sakın kendinizi bunlara katmayın bu arada. Beni seç kızları genelde kendilerini ifade ederken kendi hal ve tavırlarından dolayı bir şeyi hak ettiklerini düşünüyorlar. Aynı ekşi sözlükteki efendi adam ifadeleri gibi. Sadece kadınlara iyi davrandığı için onlarla yatma hakkını kendinde bulan bir güruh erkek var ya, bu da onların dişi hali. Hani bu erkeklerde şöyle bir şey vardır.
gözlerine kestirdikleri kurbanları, pardon kadınları, sadece iyi davrandıkları için cepte görüyorlar. Ben iyi davranıyorum, o zaman bu benim hakkım diye düşünüyorlar. Daha sonra da seçilmeyince genellikle dışarı carlıyorlar erkekler. Yani sürekli bunun için kadınları suçlarlar işte, efendi adam yerine piç tercihi gibi. Ama beni seç kızları seçilmedikleri zaman gidip hiçbir erkeğe carlamıyor. Genellikle gidip kadınlara carlıyorlar. Yani erkeklere gidip neden beni seçmedin demiyor. Gidip kendi hemcinslerini aşağı çekecek bazı kötü yorumlarda bulunuyorlar. Bu da işte ne yazık ki içselleştirilmiş cinsiyetçilik oluyor. Gentlemen, you're always putting that toilet seat down for her. But ask yourself, does she ever put it up for you? Bu şey değil mi ya? Russell Hartley. TikTok'ta olay bu mu? Tuvalete dalıp bir anda video çekme. Bilmediğim için soruyorum gerçekten. Oh, hi there. I don't really know whose daughter needs to hear this, but please stop treating every man that comes into your life, every man who wants to date you, like an option, and then getting confused and writing some shit on Facebook like kill all men when he rightfully walks away to go find someone who treats him the way he deserves. Sis, you did that to him. You treated him like, I could go find somebody else. You better bow down to me. You had a really good guy that was there for you, that expressed himself to you. And you looked at him and said, what do you want, a trophy? This is the bare minimum. We don't feel bad for you when we see you mistreating your man and he walks out. We cheer for him, because that means that man knows his worth. And that's hard to find nowadays. You know why? Not because men ain't shit. But because we don't teach men to find their own value. So no, Becky, men ain't shit, you ain't shit. Thank you. Kadınların kendilerini iyi hissetmeleri için iyi kadın kotası varmış ve sanki bunu doldurmaları gerekiyormuş gibi davranmaları, karşı tarafı aşağılayarak, hor görerek kendilerini üste çıkarmaları çok uzun bir zamandır var olan bir şey. Her dönem kendini tekrarlıyor neredeyse. Bu diğer kızlara benzememe mevzusu sürekli olarak bir tekrar içerisinde. Ayrıca bahsetmem gereken başka bir şey daha var. Bu insanların bu kadar tepki toplamasındaki esas sebep onları boklayıp daha fazla ön plana çıkmak değil. Yani onların yaptığını yapmak değil. Ben burada bu kişilerin yaptığı hatalardan bahsederek kendimi ön plana çıkarmaya çalışmıyorum. Veya siz bunu izleyip bana hak verdiğiniz zaman kendinizi diğerlerinden üstün görmeye başlamış olmuyorsunuz. Bir de böyle davrananlar var kuzum şeklinde bir tavra girmiyorum. Kimse de girmesin zaten. Bu konudan bahsetmemdeki amaç bir laf söylerken aslında ne ima ettiğini veya lafın nereye gittiğini fark etmeyen insanların belki de biraz kendilerine dikkat etmesini istemekle alakalı bir şey. Bence hepimiz ama hepimiz zaman zaman bu hataya düşüyoruz. Yani sadece birisini etkilemek için olmasa bile kendimizi daha iyi hissetmek için karşı tarafı bokladığımız çok fazla zaman oluyor. Ama bu durumun cinsiyetler arasında bu kadar büyük bir hakarete sebep olmaması gerekiyor. Yani karşı tarafı boklamak bir şeylerin çözümü değil gibi. Kendimiz olduğumuz gibi kabullenmediğimiz sürece, sürekli başkalarını boklamaya çalıştığımız sürece, kendimizi böldüğümüz sürece bizi yöneten çok olur gibi geliyor bana. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.